Bir çocuğun sağlıklı beyin gelişimi için bazı entegrasyonların sağlanması önemlidir. Bunlar, sol ve sağ beynin entegrasyonu, üst ve alt beynin entegrasyonu, belleğin entegrasyonu, iç dünya entegrasyonu, başka insanlarla entegrasyon. Bunları yapabilmek için kitapta anlatılan 12 pratik taktiği kullanabilirsiniz. Sol ve sağ beynin entegrasyonu. Beynimizi yatay olarak incelersek sağ ve sol olarak iki parçadan oluştuğunu görürüz. Sol beyin mantıksaldır, olaylara gerçekçi yaklaşır. Ancak sağ beyin duygusaldır, yani bir şeyin anlamına ve yarattığı hisse daha çok önem verir. Strateji 1. Duygu dalgalarını şefkatle yumuşat, mantıkla yönlendir. Özellikle küçük çocuklarda beynin genellikle duygusal olan sağ kısmı daha baskındır. Çocuğunuz öfke gibi yoğun duygularla karşınıza çıkarsa ona hemen mantıklı cevaplarla karşılık vermeye çalışmayın. İlk olarak sağ beynine hitap ederek fiziksel temasla şefkatinizi gösterin ve ona yaşadığı hisleri anladığınızı hissettirin. Yatıştıktan sonra mantıklı açıklamanızı yapın ve onun sol beynini aktive etmesini sağlayın. Strateji 2. Olumsuz hatıralarını anlatmasını sağla. Çocukların olumsuz geçmiş deneyimleri sağ beynini yorumlaması nedeniyle olması gerekenden daha fazla etki bırakabilir. Negatif etkilerinden kurtulmak için çocuğa ilgili deneyimi anlattırmak etkili bir çözümdür. Çünkü beyin bir şeyi anlatırken olayın ayrıntılarını hatırlamaya çalışır. Bu aktivite beynin sol tarafını da aktive ederek mantıklı yorumlamayı sağlar. Bunun sonucunda iki beyin arasında uyum ortaya çıkar. Üst ve alt beynin entegrasyonu. Beynimizi dikey olarak incelersek iki kısımdan oluştuğunu görürüz. Alt beyin daha ilkel olan bölgedir. Temel yaşam fonksiyonları, tepkiler, dürtüler ve güçlü duygulardan sorumludur. Doğduğumuz anda bile gelişmiş durumdadır. Üst beyin ise insanı hayvanlardan ayıran bölümdür. Düşünme, hayal etme ve plan yapma gibi karmaşık zihinsel aktivitelerden sorumludur. Bu bölüm 20'li yaşlara kadar gelişmeye ve olgunlaşmaya devam eder. Strateji 3. Alt beyni rahatlat, üst beyni uyandır. Çocuklar bazen üst beyinlerini kullanarak planlı bir şekilde sorun çıkartır. Bazen de alt beyinlerinin kontrolü altında içgüdüsel olarak sıkıntı yaşatırlar. İstediği bir şeyi aldırmak için çığlık atmak gibi üst beyinle alakalı bir sorun söz konusuysa kurallarınızı uygulamaktan vazgeçmeyin. Ama sorunun içgüdüsel olduğunu hissediyorsanız şefkat göstererek durumu yumuşatın. Sorular sorarak üst beynini uyandırmasını sağlayın. Yaşadığı sorun hakkında ne gibi alternatifler önerdiğini anlatmasını isteyin. Uzlaşmaya gitmekten çekinmeyin. Strateji 4. Üst beyni egzersizlerle geliştir. Aileler çoğu zaman çocukları adına karar vermekten kendilerini alamaz. Ancak bu doğru bir hareket değildir. Üst beyin bir kas gibidir. Gelişmesi için egzersizlere ihtiyaç duyar. Bu nedenle güç durumlarda kendi kararlarını almasını sağlayın. Gerektiğinde yanlış yapmasına dahi izin verin. Farklı alternatifleri karşılaştırması için sorular sorun. Ortada bir sorun yoksa sen olsaydın ne yapardın oyununu oynayın. Strateji 5. Alt beynin durulması için bedenini hareket ettirmesini sağla. Çocuğun tepkisel alt beyni davranışları kontrol etmeye başladıysa vücudunu hareket ettirmesini teşvik edin. Bedensel hareketler beynin kimyasını doğrudan etkiler. Enerjisini atıp yorulmaya başladığında düşünceli üst beyni yeniden devreye girecektir. Belleğin entegrasyonu. İnsanlar iki tür belleğe sahiptir. Bellek denildiğinde genelde anlatılmak istenen açık bellektir. Bu, geçmiş bir deneyimin bilinçli olarak hatırlanmasıdır. Diğer bellek türü ise örtük bellektir. Adından da anlaşılacağı üzere bilinçsizce hatırladığımız şeylerden oluşur. Bu bellek bazı işleri otomatik olarak yapmamızı sağlar ve çoğu zaman bizi emniyette tutmak üzere hareket eder. Strateji 6. Kötü anılar üzerindeki kontrolü ele geçirmesi için anlatmasını sağla. Çocuklar bazen geçmişten gelen örtük anıları nedeniyle sıkıntı yaşayabilirler. Bu anılara dair hatırlayabildiklerini istedikleri şekilde anlatmaları için teşvik edin. Anıları hatırlarken kötü kısımlardan olayın çözümlendiği kısmı atlayabileceklerini bilmesini sağlayın. Strateji 7. Hatırlamayı bir alışkanlık haline getir. Yapılan araştırmalar düşünceleri sözcüklerle ifade etmenin kişiyi zihinsel ve bedensel açıdan iyileştirdiğini göstermektedir. Bu nedenle yaşadıklarını hatırlaması ve hafızasını kuvvetlendirmesi için bol bol hatırlama pratiği yapın. Önemli şeyler olmasa dahi gün içerisinde yaşadıkları şeyleri anlatmasını isteyin. Hatırlamasını kolaylaştırması için anılarla ilgili detayları sorun. Günlük tutmasını da teşvik edebilirsiniz. İç dünya entegrasyonu. Düşünce ve hislerimizi farkındalık çarkı adı verilen bir tekerlek çizerek somutlaştırabiliriz. Çarkın çevresi dikkatimizi verdiğimiz veya farkında olduğumuz şeyleri temsil eder. Ortası ise kendimizi, yani zihnimizin derinlerine ve asıl kimliğimizi simgeler. Strateji 8. Duyguların gelip geçici olduğunu öğret. Bir duygunun gelip geçmesi ortalamada 90 saniye sürer. Çocuklara duyguların geçici olduğunu, hissettiklerinin sonsuza kadar devam etmeyeceği anlatılmalıdır. Farkındalık çarkının çevresinde yer alan olumsuz duygular gelip geçicidir. Bunlara gereğinden fazla odaklanmamak, saplanıp kalmamak gerekir. Önemli olan her zaman çarkın ortasıdır. Çocuklara çarkın ortasına, yani kendi benliğine dönmenin önemi anlatılmalıdır. Strateji 9. Yaşadığı duyguları doğru ifade edebilmesini sağla. Çocuklar kompleks düşünme yetileri tam gelişmemiş olduğu için çoğu zaman duygularını doğru şekilde sınıflandıramazlar. Bu yüzden hayatı çoğu zaman siyah ya da beyaz olarak görürler. Yaşadığı duyguların ne olduğunu bilmeyen bir çocuk doğal olarak bunları değiştirmeyi de başaramaz.
Bu durumu düzeltmek için gerçek duygularını fiziksel şeylerden örnek vererek fark etmesini sağlayın. Mesela midesinde uçuşan kelebekler var gibi hissediyorsa bunun endişeli olmasından kaynaklandığını anlatın. Strateji 10. Nefes egzersizleriyle sakinleşmesini sağlayın. Çocuklar hayatlarında gerçekten önem arz etmeyen konulara sık sık takılıp kalırlar. Bunun önüne geçmek için dikkatini başka yere yönlendirmesi sağlanmalıdır. Yapılabilecek en iyi uygulama nefes egzersizlerini öğretmek ve kendi benliğinin farkına varmasını sağlamaktır. Ayrıca kendilerini sakin hissettikleri bir yeri hayal etmelerini sağlamak da çoğu zaman işe yarar. Başka insanlarla entegrasyon. Kişinin kendisini iyi hissetmesinde kendisinden ziyade başkalarının yararına hareket etmesinin daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. Beynimizde bulunan ayna nöronlar sayesinde karşımızdaki insanların hissettiklerini biz de yaşıyormuş gibi hissederiz. Empati denilen bu özellik kimi insanda az bulunur. Ancak bu yeteneği geliştirmek mümkündür. Strateji 11. Birlikte kaliteli ve eğlenceli zaman geçirmeyi rutin haline getir. Çocuğun sosyal hayata entegrasyonu aile içinde başlar. Aile fertlerinin birlikte zaman geçirmesi yakın, uzun vadeli ve sağlıklı bir ilişki için kritiktir. Bu zamanları yaratıcılığı teşvik eden doğaçlama oyunlar oynayarak keyifli şekilde geçirmeye çalışın. Strateji 12. Yaşadığı sosyal çatışmalar sayesinde empati yetisini geliştirmesini teşvik et. Çocuklar kendilerine söylenen şeyleri anlayabilirler. Ancak beden dili gibi sözel olmayan ipuçlarını algılama yetileri kısıtlıdır. Başkalarının duygularını anlamak için deneyim kazanmaları ya da eğitim görmeleri gerekir. Bu nedenle sosyal hayatta yaşadıkları çatışmalar kaçınılması gereken şeyler olarak görülmemelidir. Bunlar çocukların ilişki becerileri edinmesi için fırsatlardır. Bu gibi durumlarda çocuklara karşı tarafın duyguları hakkında ne düşündüğü sorulmalıdır. Çocuklara ayrıca bazen özür dilemenin yanı sıra hatayı telafi etmenin de gerekebileceği öğretilmelidir. Bir kitabın daha sonuna geldik. Kitaptaki hangi öğüdü beğendiniz? Lütfen yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.